Aleyla Tilki bir çoban arıyor. Bir bakalım. Kurban Bayramı geliyor diye mi acaba? Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gitarının fotoğrafını paylaştı. Sevgilimi aldım, tatile gidiyoruz. Tatilde sevgilim olan tek şey gitarım olacak diyor. Sonra da diyor ki burada çoban olan ama telefonu da olan bir kullanıcı var mı? Arkadaş olmak istiyorum. Gerçek bir çobanla dağları bana yalnızca o anlatsın. Allah diyor. Allah. Olgunlaşıyor kısa bak mu ya. Bu kız? Bu kız neyin kafasını bu kız yaşıyor? Olgunlaşıyor mu? Bak onunla aynı yaşta olan stajyerlerimiz de gülüyorlar. Yani bu kız ne yapıyor çünkü çoban? Onların aklı çok başında yerinde değil. Hayır, bak, bu çocuk görüyorsunuz değil mi? Aslında çok büyük bir mana var burada çok. Değil mi? Derin. Bana dağları çok. Bir çoban anlatsın. Evet, çünkü en güzel çoban anlatır. Karış karış geziyor çünkü. Evet. Peki bu yaşta star olan bir kız dağları niçin niye merak dağları etsin? Merak etsin? Onun da cevabını ver sarışın güzel kadın. Yani hiç fikrim yok. Çok iyi. Her şeyi de bilemem. Bak dinle yapabilirim. Ben pizza değilim, herkes beni sevemez. Bravo. Şeyma'yı da aramıza kattın, çok güzel oldu bak. Taktiğini yapayım mı? Peki şimdi bu bir cephesi için. Sonra hatırlar mısınız yıllar önce? Ay Aysun Kayıcı'nın yediği hat değil mi? Tam da o ne geçiyor aklımda desem. Ne demişti hatırlıyor musunuz? Benim oyun bir çobanla eşdeğer değil demişti. Sonra zaten Amerika'ya bir gitti. Bir Aysun da öyle zaten bitti. Zaten Aysun Kayıcı'nın esamesi okunmadı. Çobanlar bu ülkede devam etti ama Aysun hiç devam edemedi. Onun bir görüntüsünü hatırlatalım mı? Zaten muhtemelen o da o insanlar da değil mi oylarının bu hanımefendiyle bir olmaması için mutlu olurlardı diye düşünüyorum. Ya bir kere çok talihsiz bir açıklama. Çok. Bir ülkede, bir cumhuriyette yaşıyorsan zaten her vatandaşın eşit. Bütün hakları eşit. Yani onda yapacak hiçbir şey yok. Bu açıklama aşırı talihsiz. Talihsiz. Ama talihsiz de mi bilmiyorum. Bu kadar bilinçsiz mi yapıldı bu? Anlayamadım ben talihsiz yani. Talihsiz derken yani kafaya bak manasında diyorum yani. Kendini bitirdi, sonra da Amerika'ya falan gitti yani. Gitti biz de reklamlara gittik. Ve evet efendim, noktalıyoruz artık. Söylemek istediğiniz son cümlelerinizi alalım, buyurun. YouTube'u bu sefer ben hatırlatayım mı? Lütfen hadi. Program bitince lütfen. Ne yapıyorsunuz? YouTube'u açıyorsunuz. Beyaz TV okuyorum. youtube.com/beyaz tv'den açıyorsunuz. Beyaz magazin açıyorum. Beyaz magazini açıyorsunuz. Ama yok, Beyaz TV'nin de Türk programlarını da seyredebilir ama bizi özellikle seyredin. Sonra bizi niye seyretsinler? Beyaz TV'yi kendi anonsunu kendi yapsın. Ama şimdi arkadaşlarımız ya onlarda. Geriye sarın, tekrar seyredin, tekrar seyredin. Bize konularla ilgili yazın. Bakın bakalım biz neler söylemişiz. Bakın bakalım. Moderatörümüzün sinirini bozup saçma sapan yorumlar yapmayın. Yapan asla karşısında beni bulur. Açıkça sizi tehdit ediyorum burada. Yapmayın. Kadının yayında dengesini bozuyorsunuz. Ben yapmayın. Bu arkadaşın hiç üzerine sıçramasını istemem yani. Eğer böyle bir gücünüz varsa kanal çıkışı gelin. Buyurun bekliyoruz. Tanışalım. Kafede ağırlayalım sizi. Yüz yüze konuşalım. Buyurun bir çay kahve içeriz. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.